kanalına hoş geldiniz. Doğan evladım var yanımda. Vallahi ben Doğan evladıma çok üzülüyorum. Bir şeyler oldu, bir hatalar oldu, bir şeyler oldu. Yani inşallah ceza aldı. Bitecek. Bizden beraber aslanlar gibi Bodrum'u savunacak. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Hocam valla söylenecek çok şey yok. Yani tarihimize ilk sene çıktığımız bu ligde gerçekten harikalar yaratıyoruz. Hepinizin ağzına, yüreğine, koluna, bileğine sağlık. En son bir konuşma yaptım, ondan sonra ceza aldım. Konuşmamda biraz belki yanlış anlaşılmış olabilir hocam da. Derdim benim orada kazamız mazamız da değil. O kadar uzak deplasmana gelip takım yenilse de taraftar çağırıyor, gelmemeleriydi. Yani tek sıkıntımız bu, kimseye karşı bir kesinlikle kırgınlığımız şeyimiz yok. Sadece biraz ben herhalde biraz fevri konuştum, heyecanlı konuştum. Çok alışkın değilim hocam. Herkesin gerçekten yüreğine sağlık. İlk senemiz, gurur duyuyoruz. Kimse bu kadar beklemiyordu. Samsun'da çok önemli bir camia. Kaybetsek de kazansak da bu taraftar her zaman yanınıza. Yani nereden nereye de geldik hocam. Herkesin eline, koluna, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Tamer abi. Doğan kardeşimiz dediğimiz gibi bizim her zaman şunu söylüyoruz Astafi taraftar grubu adına. Futbolun içinde yenmek de var, yenilmek de var. Biz sahada mücadeleden savaşan bir takım istiyoruz. Sağ olsun İsmet hocamızın ekibiyle sizlerin sayesinde biz taraftar olarak sahada savaşan, mücadele eden ve asla pes etmeyen bir takım görüntüsü görüyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bir kere çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 senedir burada hep beraberiz. Oyuncu kardeşlerimle beraber, sizlerle beraber. Çok çetin bir yola çıktık. Bu çetin yolda rakiplerimiz çok güçlü. Bir gerçek. Ama bizim de bir gücümüz var. Bizim de bir yüreğimiz var. Hep beraber bu yüreklerimizi birleştirdiğimiz zaman Allah'ın izniyle sezon sonunda çıkabildiğimiz kadar en yukarıya kadar çıkmak istiyoruz. İnşallah, ama bu inşallah. Ne olur bilmiyorum. Sizin desteklerinizle oyuncu kardeşlerimizin yüreğiyle inşallah umduğumuz, istediğimiz yerde bitirebiliriz hep beraber. Hocam size gurur duyuyoruz. Bravo. Aykan kardeşimiz de bir şey söylemek istiyor. 2 dakika orada müsaade edelim. Ben zamanında abilerim, Doğan abim, herkes ailemizle birbirimize girdik. Bu tribün kalmasın diye taraftar yalnız kalmasın her yere geldik. Biz en dipten geldik. Bunu herkes çok iyi biliyor. Eyvallah. Özellikle burada ben isim vermeyeceğim, o beni çok iyi dönüyor. 3-5 kişi. Bizim taraftar grubumuz özellikle. Ben hiçbir şeyim bu tribün için. Estağfurullah. Biz en dipten geldik ama nerelerden geldik değil mi? Erkan oğlum abi. Adamların moralini bozma. Yarın var mı? Önemli bir maç bizim için. Rakibimiz de güçlü. Biz de kendimize göre güçlüyüz. İnşallah yarın düşündüklerimizi, hayal ettiklerimizi sahaya yansıtıp 3 puanla maçı bitirmek istiyoruz. İnşallah da kazanan taraf olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar bu arada çocukluk arkadaşım şimdi Celal'le bir 2 dakika konuşmak istedim. Celal bir 2 dakika gelme şansın var mı? Kanala atacağım bunu, gel. Gel. Ne haber Celal? Bir dakika dur.
Evet, Bodrum'un çocuğu Celal Duman'la ilk. Celal, ne haber kardeşim? Eyvallah, sağ ol sen. Arkadaşlar, kendisi ilk önce açıklamak gerekirse bilenler bilir. Celal Duman'la Bodrum'un çocuğu. Aynen. Geçen hafta 200. maçına çıktı. Aynen. Kendisi Bodrum'un... Daha tabii amatör yani. Olarak tabii belki 1000 maçı vardır kardeşimin. Kendisi ufak tefek böyle bir yorumunu alalım Celal. Yarınki maç hakkında, genel Bodrum Spor hakkında. Ligdeki konumumuz ve durumumuz gayet iyi. Hani hedeflediğimiz yerdeyiz açıkçası. Samsun Spor'da büyük bir camia. Yarınki maça gelecek olursak hani. Zor bir rakip olacak. Ama biz yine kendi sistemimizi, kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Tabii ki her zamanki gibi mücadelemiz üst seviye olacak. İnşallah maçın sonunda 3 puan alan biz oluruz. Amatörden buralara gelmek nasıl bir duygu kardeşim? Bir de onu senden bir alalım. Biz beraber top oynadık seninle, evet, ama. Evet, aynen. Altyapıda beraber oynamıştık. Amatörden buraya gelmek gerçekten güzel bir duygu. Bazen geriye dönüp baktığım zaman ben de inanamıyorum açıkçası. 5 tane lig geçip de buraya kadar geldik. Yani bir tane daha kaldı. İnşallah bu sene hedeflediğimiz yerde bitiririz ligi. Burayı da geçeriz. Bir lig daha kaldı. İnşallah onu da bu forma altında görürüm bakalım inşallah. Bizim için arkadaşlar Celal Dumanlı ayrı bir gurur. Bodrum'un gururu kendisi. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın kardeşim. İnşallah da gollerine devam edip İnşallah. En iyi yerlere gelmen dileğiyle. Çok sağ olasın. Şöyle öpeyim seni. Gel canım. Eyvallah. Bugün çay kahve içelim Celal. Tamam canımsın, öpüyorum. Eyvallah. Eyvallah. Görmedim ya. Vallahi. Ne haber Yakup? İyi, nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne olur maç? Evet, bugün Memur Bey Yakup'tan hemen bir yorum alalım. Ne olur maç? 2-2 mi diyorsun? Hayırlısı. Tolgan kaçar. Gel. Kokoreççilerin kralı arkadaşlar. Gelmeyen Fenerli olsun abi. İyi, Allah sen ne yapıyorsun? İyi, Allah aşkına. Hadi bakalım. Haberleşemedik, ben seni bir ara arayacağım, tamam, oturalım. Tamam. Yanımsın. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Şeyma abi, sen nasılsın? Seni takip ediyorum abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen maçına gidiyoruz mu? Gidiyoruz, Allah'ın izniyle. Şampiyon da olalım da bu sene. Kolay gelsin abim, cansın. Kolay. Eyvallah, Allah'a emanet. Gümtaz Reis. Eyvallah, sağ olun. Gümtaz Reis. Abi nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Ne haber Aykan? İyi canım. Video konuşmadım. Sevgini atmadım da atacağım. Doğan abi nasılsın? Abi saçlar nasıl yengi? Yok, bozacağım şimdi. Abim nasılsın? Nerede? Tamam, geleceğiz. Gel baba, iki dakika. Gel. Apom ne yapıyorsun yavrum? Vallahi sorma ya, gelemiyoruz da maçlara. Doğan abi yok diye gelmiyorum yoksa. Turnuvaya da girmedik ya. Evet, Doğan abi her zaman gibi bütün tribünleri karşılamaya, kucaklamaya devam ediyor. Doğan abi, senin gibi yapan ben daha görmedim ha. Vallahi bak. Cezalıyız kardeşim. Cezalısın ama kalplerde her zaman bir numarasın abi. Sana bir resim alalım. Aynen. Tabii. Şimdi Samsun Spor geçmiş güçlü büyük bir camia. Yani burada onlarla karşılaşmak bizim için gurur. Yani biz amatörlerden gurur. Hafta içerisinde yaptığımız paylaşımdan belliydi. Atatürk Armalı, Samsun'un taraftarı. Topumuzda da aslında. Biliyorum, evet, onu doğru. Diyorum. Yani hak ederek ettiği değeri vermek adettendir. Şimdi, yani. Eyvallah. Samsun Spor camiası büyük bir camia. Bizim için de gurur verici. Yani Samsun Spor'un sahamızda karşılaşıyoruz. Dediğimiz gibi amatörlerden buralara geldik. Başarılar. Hak eden kazansın. Önce dostluk, sonra hak eden kazansın. Eyvallah. Ne güzel. Ne güzel. Samsun zaten Türkiye için çok büyük, önemli bir şehir. Arması yetiyor zaten. Büyük bir camia. Doğan dediği gibi gurur duyuyoruz Samsun'la karşılaştığımızda. Daha da iyi oynayan kazansın. Bizim için sporun önemi yok. Dostluklar baki. Bodrum Spor taraftarı arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. İnceliklerinden, mütevaziliklerinden dolayı. Biz de onlar gibi değerli bir camiayla karşılaşmaktan, buraya gelmekten onur duyuyoruz. Çok da güzel karşılaştık. Demin konumuzu abilere sohbetini ettik. Taraftarımızın abisi, amca. Estağfurullah. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan. Bize su ikramında, tatlı ikramında bulundular. Bize kendilerini en güzel şekilde Samsun'da ağırlayacağız. İnşallah. Daha bir iki gün önceden bekliyoruz kendilerini inşallah. Evet, evet. Çok sağ olsunlar. Bu teşekkür ederim. Olması gereken ederiz. Bunlar işte. Samsun eski köklü bir kulüp. Türkiye'nin sayılı bir kulüplerinden. Bize bir şeref verdiler Bodrum'a gelmekle. Umay hak eden kazansın diyelim. Dostluk maçıdır. Samsun bizim kardeş kulübümüz. Süper Lig'e çıkmasını ister misin, çıkar mı baba sence? Tabii. Ya ne, ondan çok aşağılar var. Ondan çok zayıflar var birlikte. Çıkar mı peki? Gelsin. Gönülden i̇nşallah, çıkar diyor musun? Yani gönülden isterim çıkmasını.
Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Evet, teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Evet. Ha. Alperen ne yapıyorsun lan? 10 numara olmuş ya üstündeki. Vallahi sen ne yapıyorsun? Baba en son Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bir daha bize gelmiyor Alperen. Ne diyorsun? Gelir gelir. Otam ya. Oldular bizi. Arkadaşlar sürekli soruyorsunuz niye Bodrum Spor maçlarına gitmiyorsunuz diye. Şimdi tabii ki de bizim Bodrum Spor destek vermemiz her zaman vardır ama Doğan abi olmadığı için açıkçası keyfi yok. O yüzden çok fazla maçlara gelmiyoruz. Her zaman buradayız. Doğan abi burada olsa her zaman maçlara gideriz. Yani, Doğan abi biraz kısa bahseder misin abi? Biliyorsun kardeşim, Bolu maçından sonra burada güvenlik kardeşlerimizle ufak tefek sıkıntılar oldu. Yani. Onunla ilgili tedbir amaçlı şu an imzaya gidiyorum ama haftaya belli olacak, cezamız süresi belli olacak. Sıkıntı yok kardeşim. Hani daha önce de bu cezayı aldık. Tabii ki bununla gurur duymuyoruz, övünmüyoruz ama başımıza geliyor, oluyor. Neden? Tribünün başındaki adamsın yani. Şimdi kardeşlerine burada yapılan bir yanlış varsa müdahale etmek zorundasın. Arkada yani. Dönemezsin. Gidemezsin. Tribün abiliği, kültürü bunu gerektirir. Biz de onu yaptık. Burada arkadaşlar... Doğru değil ama... yapacak bir şey yok kardeşim. Başıma gelen çekilir. Maça Doğan abinin Asi Tayfa'dan ekipten arkadaşları almamışlardı. Doğan abi de ona kızdı niye almıyorsunuz diye. Öyle bir kargacı çıkmıştı arkadaşlar. Olay bu. Aslında Doğan abi haklı ama işte yani... Haklısın ama aklını anlatamıyorsun. Anlatamıyorsun. Aynen yani, öyle bir durum var yani. Yani devlete kestiği parmak acımaz. Cezamıza katlanacağız ama burada yine kardeşlerimizle, abilerimizle, dostlarımızla buradayız. Hepsini içeri sokuyoruz. Ondan sonra onlar maça biz karakolu. Hala tutuyor. Herkesin biletlerini alıyorsun Doğan abi be. Yemin ediyorum bak, helal olsun ya. Biz buradayız kardeşim. Biz bu işe yıllarımızı, gönüllü verdik yani, hayatımızı verdik. Önemli olan da birlik beraber. Bundan sonra sizler maça, Mürtaz babam da gelecek. Arkadaşlar bu arada Doğan abinin bugün doğum günü. İyi ki doğdun diyelim. Baba bugün Doğan abinin doğum günü. Baba. Doğum günü mü? Nerede diye. Bir tane şöyle bir dakika şöyle bir fotoğraf çekeyim. Son şöyle bir fotoğraf çekeyim. Gel. Abi nasılsın? Kolay gelsin, eyvallah. Ne haber? Arkadaşlar Bodrum Spor'un görünmeyen yüzlerinden Erkan abim. Anonsları kendisi yapıyor. Bugün sağ olsun bizi davet etti. Bir anonsu da buradan çekmek, göstermek istedik. Hoş geldiniz. Başlayalım o zaman. Eyvallah. Ne haber Erkan abi? Kendisi bu arada arkadaşlar katıldığımız turnuvanın doktorların santraforu. Fena bir golcüdür. Turnuvada çekeceğim zaten kendisini. Bir de Bodrum sporumuzu. Bu arada abi ilk defa çıkıyorum burası. Nasıl bir manzara ya? 10 numara. Geç abi ya. Gel. Eyvallah. Vay. Baş burada dedi. Kolay gelsin. Eyvallah. Selamlar. Arkadaşlar buradan daha farklıymış ya Bodrum Spor maçını izlemek. Abi siz var ya yemin ediyorum en şanslı sizlersiniz ya. Vallahi loja. Bunun üzerine yok arkadaşlar da. Bakayım. Vay be. Erkan abi çok kısa bir yorumlarını alalım abi. Şimdi nasıl bir duygu bu anonsları yapmak? Ya zaten yetiştiğimiz bir kulüp, oynadığımız bir kulüp, hocalığını yaptığımız bir kulüp. Bizden bir şeyler yapmaya çalışmak aslında çok güzel bir şey. Yani bunun bir maddi olarak bir karşılığı yok. Çok keyif alarak, isteyerek, severek geldiğimiz bir yer. Bu nedir peki abi? Bu bize ait değil, muhtemelen bunu polisler getirdi. Çünkü polisler buradaki bütün ekranı çekip buradan kayıt alıp tekrar bakıyorlar. Çünkü bu şey hikayesine. Arkadaşlar bu arada bütün statlarda böyle kameralar var, ona göre ayık olun derim. İzleniyorsunuz yani. Evet. Bunlar nedir abi? Kısa anlatma gerekirse şunlar. Bu bizim mikserimiz oluyor. Bu mikser amfilere bağlı. Amfirden buraya, buradan bilgisayara, bilgisayardan çıkış alıyoruz. Burada ses botlarımız var. Bu ses botlarını buradan açıp kapatabiliyoruz. Mikrofonumuz, ses giriş çıkışlarımız. Buradan Çağlar zaten bütün sesleri, müzikleri Çağlar ayarlıyor. Anonslar bende. Biz beraber ortaklaşa, önce takım kadroları, bir takım kadrolarından sonra İstiklal Marşı derken burada önemli olan nokta şu, sarı kartı, kırmızı kartı ve oyuncu değişikliklerini kaçırmamak. Çünkü kaçırırsan anons doğru yapamazsan da herkesi yanıltırsın. Hikaye bundan ibaret. Abi peki şampiyonluk anonsu gelir mi? Son 7 haftada inşallah o ambiyansa girmeye başlayacağız. Çok iyi gidiyoruz. Yani çok dengeli gitmiyoruz aslında ama çok da iyi gideceğimiz gün.
günler olacak. Çok mutluyum yani. İnşallah. Buradan bütün taraftarlara tek desteğim bu. Çok büyük bir stadımız yok ve gelen bütün konukların, gelen bütün misafirlerimizin, bütün seyircilerin aynı anda coşkuyla bize katılmalarını bekliyoruz. Çünkü çok az bir kapasitemiz var ve o kapasitenin tamamı donmuyor. Dolsa da bizle beraber iştirak etmiyor. Sadece asi tayfa ve yanındakiler iştirak ediyor ve biz de bu coşkuyu alamıyoruz. Hepsinden ricam, ne olur hepsi katılsın. Çünkü bir tane bolu spor var. Aynen öyle. Çok sağ olasın Erkan abi. Anonsla devam ederiz abi. Canımsın abi. Bu arada Samsun Spor taraftarı, kardeş taraftarı aynen kesinlikle. Daha demin çiçek verdik zaten. Bu yabancı madde ile ilgili bir anonsumuz var, onu şimdi anlatayım. İlk anons geliyor arkadaşlar. Sayın spor severler, yanınızda bulunan kişilerin hakaret ettiğini, meşale yaktığını, sahaya veya tribünlere yabancı madde attığını, stadyum ekipmanlarına zarar verdiğini veya biletinizde biletinden başkasının sunduğunu gördüğünüz takdirde en yakın güvenlik görevlisine bildiririz. Lütfen merdiven boşluklarına oturmayınız, oturanları uyarırız. Yılport Samsun Spor 29 Yakup Zumski, 5 Alim Öztürk, 6 Celil Yüksel, 8 Cihan Kahraman, 18 Zeki Yavru, 20 Ali Kahraman, 27 Gayten Davran, 28 Soner Gönü, 88 Osman Çelik, 93 Kadem Raymond Harris, 99 Douglas William de Tauzer, teknik sorumlu Hüseyin Eroğlu. Hakemler Mehmet Türkmen, Kemal Aymaz, o gün Kamacı, Mehmet Ali Özel. Bodrum Spor, 1 numara Diego Souza, 6 numara Süleyman Özdamar, 8 numara Samet Yalçın, 10 numara Kenan Özel, 11 numara Umar İmeli, 23 numara Üzeyir Ergün, 26 numara Musa Muhammed, 28 numara Onur Akbay, 48 numara Celal Dumanlı, 77 numara Cenk Şen, 88 numara Erdem Çetinkaya, teknik direktörümüz İsmet Taşdemir. Abi Bodrum Spor girince yemin ediyorum sanki ben bizi karşılar gibi ya yaptın ya, süpersin yemin ediyorum. Samsun Spor normal, Bodrum Spor efsane. Bütün statlarda aynıdır aslında. Yani bunu Samsun Spor'un özelinde yapmıyoruz. Bütün deplasman doğru. Birazcık daha böyle volümü düşürüyoruz ama kendi coşkumuzda, kendi sahamızda taraftarımız. Olması gereken zaten abi. Aynen doğru. Öyle. Ama süpersin. Yüreğine, eline, koluna sağlık evet, abi. Davet ettin bizi de. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Kolay gelsin sağ hepinize. Çok teşekkürler abi. Görüşürüz. Aa yine aynı yere geldim. Ya yanlış kapıya girdik. Bu sefer başka yere gelmişim. Evet arkadaşlar, güzel bir duyguydu. Şimdi Asi Tayfa'nın yanına geliyoruz. Abi şöyle geçebilir miyim sana zahmet? Ben tribündeyim zaten ya. Girdim Pazolik'te, çekim yaptım, yukarıdan geliyorum. Tribündeyim ben normalde. Bir saniye bekleyin. Yukarı girdik. Zorla şimdi aşağı girmeye çalışıyoruz zorla. Hadi senize be kardeşim. Rahat ol.
Maç mı olur maç? Kaç kaç skor? 3-0, 2-0. Sen yerinden rahat şuraya geçeyim, bak şuraya. Setin önüne gel. Buradan göremezsin. Göremezsin buradan. Gel. 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 Şuraya gel. Şöyle atla bir. Gel gel. Yapalım, bir ara müsait olalım, çağırın beni, gelirim. Olur mu? Gelirim, sıkıntı yok. Abi serimizi takım alacağım abi. Canımsın. Rukan bak, gelin transferimiz buraya. Canımsın. Evet, ikinci yarı başladı. Derken Allah'ım.
Lan yapmayın. Oh be. Yemin ediyorum bu hoca yazdı. Hayır hayır. Kaleci kurtardı. Yalnız oluyordu. İyi oynamıyor. Hadi 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 hadi. Modern Spor'da oyuncu değişikliği. Genel kardeşim bugün gol atamadı ama güzel oynadı bence. Mücadelesi yeter. Evet, bu olmaz olmazdı son dakika. İzmir dağlarında çiçekler açar. Samsun Spor'la altın güneş olasın bana saçar. Bozulmuş düşmana yer gibi kaçar. Maç 0-0 bitti. Bir görüşlerinizi kısaca alayım baba. Ne diyorsun? Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bu futbolun kuralı. Ama çok fazla bugün geriye yaslandılar. Orta sahayı da kaybettiler. Orta sahada. Bir de çok açık oynuyorlar. Böyle birbirlerine yakın oynamadılar. Yardımlaşma yok. Paslaşma zayıf. Ne diyorsun Tamer abi? Vallahi ben bu ligde alınan her puan çok değerli diye diyorum. Yani tabii bir puan bile. Yani sonuçta Samsun yani, Spor şampiyonluğu direkt hedefleyen bir evet, doğru tabii. Oyunda da gördük. Bazen zaman zaman o üstünlüğü onlardaydı. Ama son dakikalarda evet, neredeyse girebilecek bir gol vardı. Bu ligde alınan her bir puan ya da puanlar çok çok önemli. İki aynı puan kaçırdık. Aynı puanda değil mi Bodrum Spor Samsun Spor? Ben sanki bir puan Samsun Spor'da ama çok bir şey fark etmiyor. Tabii. Önemli olan playoff'ta ligi bitirmek. Aynı puanda mı? Aynen. Ama gol avarajıyla üstteyiz. Teşekkür ederim bisikleti arkadaşlar. Ama güzel Samsun Spor taraftarıyla bugün güzel bir görüntü oldu. Evet Doğan abi sinirli. Abi son dakika İzmir marşı güzeldi. Tamam gidelim abi. Gültaz baba sen bizim her şeyimizsin. Cihansın abi.